Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Milli TF 2000 destroyerimizden gelen büyük müjde. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Başkanlığı bir bildirge yayınladı. Bu yazıda öncelik verdiğimiz donanma projeleri var. İçlerinde en çok dikkat çekense TF 2000 destroyerimiz. Normalde adı bile geçmezken bunun öncelik olarak bildirilmesi. İşte büyük olay başladı. Peki bu bildirgenin anlamı nedir? TF 2000'de şimdi ne oldu veya öncelik verdiğimiz bu projeler neler? İncelemeye başlayalım. Türk donanması dünyadaki saygın kuvvetlerden. Bu gücümüzü yeni yeni güncellemeye başlıyoruz. Döküntü gemiler kullanırken artık kendimiz yapmaya çalışıyoruz diyelim. Ancak bunu da hızlı yapmamız gerekli. Çünkü bölgemizdeki diğer tüm donanmaların bir atılım sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Öyle ki İsrail, Mısır gibi devletler ek alımlar yaparak donanma filolarını ikiye katlamış durumdalar. Bunların üstüne Fransa gibi ülkelerin desteği de eklenince bizim için problem. Kısa sürede milli bir donanma oluşturmak zorundayız. Yayınlanan bildirge bu yüzden son derece değerli. Artık temeli aldık dediği için. O zaman gelelim bu yazının ne olduğuna ve önemine. Öncelikle şunu bilmek gerekir. Bu Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yayımlanmış resmi bir belge. Yani içinde yazanlar Türk donanması için öncelik olarak hedef alınmış. Bu da listede yer alan her ürün için bir çalışma var demek. Gerçekten güzel. Ama bu noktada daha farklı ifadeler de var. Özellikle öncelikli kelimesi önemli. Çünkü bu başlığın altında neredeyse en büyük projemiz olan TF 2000 destroyeri var. Bu gemimizin önceliğe konulması artık bir şeylerin ciddiye alındığının göstergesi. Sonuçta gemimiz hakkında neredeyse hiçbir hareketlilik yoktu. Sadece bazı sistemlerini yapmıştık ama genele dair haber yoktu. Şimdi ise yapılanların birleşecek olması gemimizi oluşturmaya başlayacaktır. Peki bu olayın üstüne TF 2000 için şu ana kadar neler yaptık? Sonuçta önceliği almaktan ziyade başlamış olmamız gerekirdi. İlk olarak en önemli diyebileceğimiz sistem uzun menzilli hava savunma füzesi, yani Hisar U'dan bahsediyorum. En nihayetinde gemimiz hava savunma görevinde olacak. O yüzden de taşıyacağı savunma füzeleri saldırı noktasından daha önemli. Bununla birlikte Hisar U'nun yapılmaya çalışıldığını biliyoruz. Yapılan açıklamalar bu yönde ilerlemekte. Özellikle İsmail Demir'in Hisar için en geç 2024 demesi kritik. Çünkü TF 2000'in zaten 2027'den önce gelemeyeceğini biliyoruz. Yani 2024'ten sonra deniz versiyonu gelişir. Geminin hava savunma füzeleri konusunda çalışıyoruz. Üstüne bu füzelerin bir yerden atılması gerekli. Yani füzelerin konduğu VLS hücrelerinden. Bilmekteyiz ki Amerika'dan aldığımız için bu konuda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İstif sınıfı için bile uğraşırken TF 2000'lere VLS satması mantıksız. Bunun için de çalışmalarımız başlamış ve sistemimizin adı MIDAS. Hedefleri MK41'lerden, yani şu anda kullandıklarımızdan çok daha üstün. Özellikle soğuk atım teknolojisine sahip olması önemli. Neden diye soracak olursanız, sıcak atımlarda füze kendi motoruyla dışarı çıkar. Bu da menzili düşürür ve gemi için zarar. Ancak soğuk fırlatmada füze hücreden çıktıktan sonra ateşlenir. Bunu başarabilirsek gerçekten güzel. Tabii tek bu da değil, kullandığımız MK41'lerden seyir füzesi atamazken MIDAS'lardan atma seçeneğimiz var. Yine bunu kendimiz geliştiriyoruz diyelim, yapıma başladık. Bunların üstüne bir sorun var. Füzemizi hedefe kitlemek için radarımızın da olması gerekli. O da gemimiz için ilk yapımı çoktan biten Çafrat. Çafrat, 450 km menzilli faz dizinli bir radar. Yani standart radarlara göre çok daha görünmez ve doğru tespit yapabilir. Hatta kullanıldığında sınıfının en iyi ürünlerinden olacaktır. Şu anki 10 yıl içinde bile Akdeniz'deki devletlerde göremeyeceğiniz türden. Bu da caydırıcılık için çok değerli. Ne zaman envantere gireceği konusu da belli. Şu an birinci fazı bitmiş durumda. Ege'de kullanıldığı söylendiği bile oldu. Yani kendisi gemimiz için tamamlanan projelerden. Devamındaysa baş topu konusu dikkat çekmekte. Sonuçta topsuz gemi olmaz. Burada da duruma makine kimya endüstrisi el atmış ve ortaya 76 mm bir top koymuş. Üstelik İ sınıfı fırkateynlerimizde de kullanılacak. Yani yapımı tamamlandı ve kullanıma hazır.
Özellik olarak da daha önce kullandığımız Otto Malera Compact'la aynı demek mümkün. TF2000'de de kullanılacağı kesin. Genel bir toparlama yaparsak, gördüğümüz üzere gemimizin yapım sürecini uzatan birçok sistem neredeyse tamamlanmış durumda. Muhtemelen bu projelerin yanında geç kalmasının temel sebeplerinden biri de ekonomi. Normalde gemimizin ilk kaynağının yıllar önce atılması gerekirken hala başlamamış olmamız üzücü bir durum. Belli ki hala maddi kaynak sorunları var. Sırada TF2000 dedik ama paylaşılan yazıda önceliğe alınan başka donanma projeleri de görüyoruz. Diğer önceliklerimize de hızlıca göz atarak videoyu bitirelim. Bu kısımda gözümüze çarpan ilk şey FAÇ 55 hücum botu. Donanmamız adına en az TF2000 kadar önemli bir proje. Öyle ki TF2000'lerin engelleyemediğini bu avcılar tutacak. Özellikle Ege gibi bol kayalık bir yerde bu araçlara sahip olmamız düşman ülkelerin çıkarma yapma şansını neredeyse sıfıra indirir. İşin teknik kısmı da güzel çünkü FAÇ 55'ler sınıfının en ağır ve dolu gemisi. 8 atmaca ve AESA radar taşıması bunu kanıtlamak için yeterli. Daha önce ne kadar AESA radar olmayacak dense de Aselsan'ın Hazar radarı ortaya çıkmışken aksi pek mümkün değil. Bu boyuttaki bir gemi için atmacadan daha önemli bir silah. Sonuçta kendisi yapımına başlanacak kabiliyetli bir hücum botumuz ve bizim için 10 adet yapılacak. Devamında savaşçıları ayakta tutan gemiler. Burada akaryakıt gemisinden bahsediyorum. Özellikle Türkiye gibi gemi sayısı artan bir devlet için akaryakıt gemileri kritik. Sonuçta savaşın ortasında yakıt almak için üsse geri dönemezsiniz. Temkinli olmak zorundasınız. Elimizde bu gemilerden mevcut lakin daha yenileri ve büyükleri gerekli diyelim. Bunlar da aynı şekilde önceliğe alınmış. Ek olarak listede otonom su altı araçları var. Tabii bu kavram çok geniş, birçok şey olabilir. Mesela istihbarat amaçlı bir model görebiliriz veya saldırı amaçlı. Muhtemelen burada bahsedilen su üstü olan kısmı ulak insansız saldırı aracı, su altı kısmı ise lojistik destek amaçlı. Su altından saldırı yapılmasını beklemek için biraz daha zaman gerekli. Vatos, Sida gibi araçlar yapmak için bu zamanın teknolojisine uygun değil. Son olarak da açık deniz ve liman römörkerlerini görüyoruz. Bunu duyunca şaşırabilirsiniz ancak gerçekten önemli araçlar. Mesela bu araçlar geminiz manevra yapamayacak duruma geldiğinde veya karaya oturduğu zaman yardımına koşar. Özellikle de Türk donanması gibi büyüme amaçlı ekosistemlerin hayatını kurtarır. Bizim de bu duruma yavaştan el koymamız gerekliydi. Hele ki açık deniz modellerine. Çünkü liman modelleri fazla açılamazlar. Daha ufak çaplı işler için görevlendirilirler. Dünya seviyesine çıkacaksak eğer altyapı gemileri tabii ki gerekli. Sonuç olarak bu bildirge Türk donanması için büyük anlamlar içermekte. Bunları önceliğe aldık demek, her şeyi buna göre ayarlayacağız demektir. Özellikle TF2000 ve FAÇ 55'in içinde olması bizim için sevindirici. Artık bu gemilerin ilk kaynakları yakın zamanda atılır diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.